Riyaki Hasan Paşa'nın kıyameti olmaya gelmişler. Paşa'nın ise sadece 9000 askeri mevcut. Topları düşmanınkilere göre oldukça cılız. Mühimmat ve erzakları da oldukça sınırlı. Ömrü savaş meydanlarında geçen bu ihtiyar kurt, daha önce hiç böyle bir kapan içinde kalmamış. Şimdi tam 70 yaşında ve eğer kurtluğunu gösteremezse bu aç sürüye yem olması işten bile değil. Düşman kaleyi güllelerle dövmeye başladı önce. Sadece tüfek atışları ile karşılık verildi bu güllelere. Osmanlı askeri kale duvarlarında oluşan hasarları her gece yeniden kurdu. Düşman gülle yağdırdı, Tiryaki Hasan Paşa mermedi. Günler bir müddet böyle gittikten sonra Haçlı komutanı 2. Ferdinand zannetti ki içeride atış yapabilecek hiçbir top yok. Ve ordusuna tam tekmil taarruz emri verdi. Düşman bütün kuvvetleriyle hücuma geçince Tiryaki Hasan Paşa elindeki bütün toplara ateş emri verdi. Tam 100 top ard arda patladı düşmanın üstüne. Binlerce kayıp vererek geri çekildiler. Düşman geri çekildi ama gitmedi. Düşman gitmedi ama Tiryaki Hasan Paşa'ya umduğu yardım da gelmedi. Sadrazamdan Kanice'ye ulaşmalarının mümkün olmadığını bildiren mektubu gizli tuttu ve askerine orduyu Hümayun'un tez zamanda yetişeceğini bildiren bir mektup okuttu. Aynı taktiği düşmana da uyguladı. Bu düzmece mektubu tutuşturduğu ulağa düşmana yakalanma emri verdi ki Avusturya ordusu telaşlansın. Sonra ikinci bir mektup daha yakalattırdı düşmana. Asker, mühimmat ve erzak bakımından oldukça iyi bir durumda oldukları ve Sadrazam Hazretlerinin yetişmesinde aceleye gerek olmadığı yazılıydı bu mektupta. Esir alınan bazı askerler de yağ ve balla beslenip bir şekilde kaçmalarına imkan verildi. Öyle ustaca gizlendi ki kalenin zayıf durumu, düşman bir türlü bitirici hamleye cesaret edemedi. Fakat günden güne bitiyordu kaledeki imkanlar. Vaziyetin bu şekilde idare edilebilmesi daha fazla mümkün değildi. Ve Tiryaki Hasan Paşa son hamlesini Allah'tan yardım dileyerek yaptı. Kuşatmanın 73. gecesi geriye kalan 4000 askeriyle birlikte ansızın çıkıp baskın verdi düşmana. Bu öyle bir baskındı ki önce elinde kalan son 100 güllesini ateşlettirdi hep birden. Ardından gülbenk marşları çaldırdı baskın boyunca kaledeki mehterana. Askerlerine kılıç şakırtısıyla birlikte seslerinin gürlemesini de emretti. Orduyu Hümayun yetişti, Sadrazam Hazretleri yetişti nidaları attırdı tellallarına. Düşman bu hengamede sayısını bilemedi Osmanlı askerinin, gerçekten de Sadrazam'ın koca bir orduyla birlikte geldiğini sandı. Ferdinand birliğiyle birlikte bütün mühimmat, top ve tüfeğini savaş meydanında bırakarak kaçtı. Bir kahve tiryakisi olan Hasan Paşa, belki de ömrünün en keyifli kahvesini o gün içti. Hem de 40 yıl değil, 40 asır geçse bile silinmez bir hatıra bırakarak tarihe.